İşte ben yüzebilirim. Ben İngilizce konuşabilirim. Bir diyalog içine girdiğimizde muhakkak poder fiiliyle cümleler kuruyoruz. Yapabiliyorum, edebiliyorum. Podes hablar inglés. İşte İngilizce konuşabilir misin? Podes. Puedes demediğinde podes dedi. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Feca Language. Merhabalar arkadaşlar, bir diğer İspanyolca dersine hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar uzunca bir süre video gelmemişti maalesef. Bu esnada ben küçük bir tatil yapıyordum. Ama kaldığımız yerden videolarımıza devam ediyoruz ve hızlı bir şekilde video atmaya başlayacağız. Takipte kalın diyoruz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle birlikte poder fiiline bakacağız. Ama sadece poder fiiline değil, aynı zamanda geniş zaman çekimlerindeki düzensizliklere de aynı zamanda bir dokunuyoruz. Bu fiillere bakarken. Hatırlayın, önceki videolarımızda tener fiiline baktık, keder fiiline baktık ve bunlarda arkadaşlar iye'ye dönüyordu. İşte teno demiyorduk da tengo, tienes, tiene diyorduk. İşte quiero diyorduk, e yerine iye şeklinde kullanıyorduk. Ve burada da şöyle bir kural söylemiştik. Eğer kökümüzde e varsa biz bunu iye'ye çeviriyoruz şeklinde bir kural söylemiştik bazı fiillerimizde. Burada da arkadaşlar yine geniş zamanda bazı fiillerde kökünde o bulunan bazı fiillerde bu o'yu ue'ye çeviriyoruz arkadaşlar. Zaten poder fiilini anladıktan sonra burada gördüğümüz benzer fiilleri de çekimleyerek bunu zihnimize oturtmaya çalışacağız ve daha fazla aşina olacağız. Bu da yine düzensiz fiiller arasında çok fazla karşımıza çıkan bir düzensizliktir. O yüzden buna aşina olmamız fiilleri rahat bir şekilde, doğru bir şekilde kullanmamıza yarayacak arkadaşlar. Şimdi poder'le başlayalım. Poder bizim İngilizce'deki can ve be able to'ya denk olan bir fiilimiz arkadaşlar. Bu fiili nasıl kullanıyoruz? İşte yapabildiğimiz şeylerden bahsederken, işte ben yüzebilirim, ben İngilizce konuşabilirim veya ihtimallerden bahsederken, yarın yağmur yağabilir veya o yarın gelebilir, gelmeyebilir. Yine bir ihtimalden bahsediyorum veya bir izin isterken gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin. Bunları yaparken arkadaşlar poder fiilini kullanıyoruz. Aslında poder fiili günlük hayatımızda kullanmadığımız, hatta bir konuşma bence yoktur. Bir diyalog. Bir diyalog içine girdiğimizde muhakkak poder fiiliyle cümleler kuruyoruz. Yapabiliyorum, edebiliyorum. O yüzden arkadaşlar poder fiilini doğru bir şekilde öğrenmemiz bizim için çok çok önemli. Öncelikle çekime bir gelelim arkadaşlar. Şimdi poder fiilinde öncelikle biz fiil çekimi yaparken cümlenin sonundaki eki çıkartıyoruz. Nedir bu? Er. Hatırlıyorsunuz er ve ir ile bitiyordu fiillerimiz. Biz bunları çekim yaparken sonlarını atıyorduk. Ne kaldı geriye? Pod. Eğer düzenli olsaydı, yani kökümüz düzenli olsaydı şöyle diyecekti. Podo, podes, pode şeklinde gidecekti. Ama bu o'yu biz çevireceğiz arkadaşlar. Değiştireceğiz. Eklerimizde bir değişiklik yok. Eklerimiz aynı. Öncelikle eklerimizi ben bir yazayım şuraya. Evet. Eklerimizi yazdık arkadaşlar. Bakın eklerde bir değişiklik yok. Değişiklik yapacağımız tek yer arkadaşlar kökteki o. Onu ne yapacağız? Biz ue'ye çevireceğiz. Şu şekilde ue. Aslında devamını siz kendiniz yapabilirsiniz. Ne olacak arkadaşlar? Puedo, puedes, puede. Podemos, podeis, pueden. Bunları da yazalım. Evet, şurada dikkat etmenizi istediğim bir husus var arkadaşlar. Nosotros ve vosotros'ta köklerimiz genelde değişmiyor demiştim. Yine aynı şekilde bunu burada da görebiliyoruz. Podemos, podeis, pueden şeklinde geldi. Sadece yaptığımız tek şey arkadaşlar, dikkat bakın, o'yu ue'ye çevirmek. Yani ama sen yine söylüyorum. Mesela podes hablar inglés. İşte İngilizce konuşabilir misin? Podes. Puedes demediğinde podes dedi. Yani bu evet tabii ki yanlış söylemiş oluyorsun. Mesela yaptım. Mesela yaptım yerine yaptım dediğinde orada kulağa böyle bir fonetik bir rahatsızlık geliyor. Ama ne oluyor arkadaşlar? Bunu duydukça puedo, puedes, puedo, puedes diye duydukça bu oturmaya başlıyor. Bu tamamen sizin yaptığınız pratik, okumalar ve dinlemelerle gelişebilecek bir şey. Ama doğrusunu biz yine de bilelim. Tekrar çekimini yaparsın arkadaşlar. Puedo, puedes, puede, podemos, podeis, pueden. Evet, gelelim bunlarla ilgili bazı örneklere bakmadan önce hemen şurada bekleyen fiillerimizi beraber bir çekimleyelim arkadaşlar. Ama aynı zamanda buradaki fiillerin anlamlarını vereceğim ben.
Siz de geniş zamanda bu fiillerle ilgili cümleler kurabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz ve bu sayede de herkes o cümleleri görerek faydalanabilir ve eksik veya yanlış bir şey varsa ben de düzeltebilirim. Bu şekilde de etkileşime girmiş oluruz diyorum. Evet, ilk fiilimiz arkadaşlar volar fiili. Volar uçmak demek. Şimdi bu fiili nasıl çekimleyeceğiz? O'yu yine ne yapacağım? U'ya çevireceğim. Ya ne olacak? Vuelo, vuelas, vuela, volamos, volais, vuelan. Bu kadar. Yani siz de bunları çekimlemeye çalışın arkadaşlar. Zaten dil zamanla buna alışıyor. Yani birkaç kez böyle zihninizden bunları çekimleyin. Buna alışacaksınız. Ardından geçelim. Encontrar fiili. Encontrar bulmak demek arkadaşlar. Burada ne yapacağız yine? Bakın o var. O'yu ne yapıyorum? U'ya çeviriyorum. Encuentro, encuentras, encuentra. Encontramos, encontráis, encuentran şeklinde yaptık. Dikkat! Nosotros ve vosotros da yine kökleri değiştirmiyorum. Yani ue yapmıyorum, o olarak kalıyor oraya. Oraya dokunmuyorum. Diğerlerinde de ue yapıyorum. Geçtik. Probar fiilimiz. Probar denemek demek arkadaşlar. Pruebo, pruebas, prueba, probamos, probais, prueban şeklinde çekimliyoruz. Dormir fiili uyumak anlamına geliyor. Bunu nasıl çekimleyeceğiz? Duermo, duermes. Dikkat! Duermas değil, duermes. Çünkü er ve irin çekimleri hatırlayın. O, s, e, emos, eis, en şeklinde gidiyordu. Duermo, duermes, duerme. Dormimos, dormis, duermen. Geçelim. Kontar. Kontar fiilimiz arkadaşlar söylemek, anlatmak ve saymak anlamlarına geliyor. Burada ne yapıyoruz? Cuento. Cuentas. Cuenta. Contamos. Contáis. Cuentan. Geçtik. Recordar fiili hatırlamak anlamına geliyor. Ne diyoruz? Bakın yine o, ue. Recuerdo. Recuerdas. Recuerda. Recordamos. Recordáis. Recuerdan. Geçtik. Volver. Volver geri dönmek demek arkadaşlar. Dönmek. To return anlamında. İngilizce'deki return. Dönmek anlamında. Vuelvo. Vuelves, vuelve, volvemos, volveis, vuelven şeklinde yapıyoruz. Morir ise ölmek demek. Bunu nasıl çekimliyoruz arkadaşlar? Muero, mueres, muere, morimos, moris, mueren şeklinde. Siz de bunları sesli bir şekilde çekimleyin. Ben burada en çok kullanılan bazı fiillerden seçtim. Bu fiilleri siz de ekleyebilirsiniz. Farklı fiiller bulabilirsiniz. Fiil listelerine ulaşabilirsiniz. O'dan U'ya dönüşen diye. Bu bir düzensizlik. Bu şekilde bu bilginizi de genişletebilirsiniz. Ama bunlarla ilgili birer cümle aşağıya bekliyorum. Daha etkili olur. Evet, şimdi arkadaşlar poder fiille bazı örneklere bakalım. Evet arkadaşlar, örneklerimize bakalım. Mesela birinci örneğimize puedo hablar un poco de español. Biraz İspanyolca konuşabilirim. Mesela konuşabilir misin diye soracaksak ne yapacağız arkadaşlar? Puedes diye çekimleyeceğiz. Puedes hablar español. İspanyolca konuşabilir misin? Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Tener fiilini anlatırken tener que diye bir kalıp vardı. Zorunda olmak. Mesela tengo que ir. Gitmek zorundayım. Tengo que estudiar. Çalışmak zorundayım gibi. Burada da arkadaşlar yine fiilimiz infinitive, bare infinitive yani yalın olarak geliyor. Yalın. Hiçbir şeye dokunmuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi fiillerinde direkt getirdim. Aralarına bir şey getirdim mi? Hayır. Fiilimi direkt getiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi fiillerin altını çizdim. Buna dikkat edelim lütfen. Fiilimizi direkt getiriyoruz. Başka hiçbir şeye dokunmuyoruz. Soru sorarken yine arkadaşlar ne yapıyorduk? Tonlamayla soruyorduk değil mi? Yani bunları kullanmamıza illaki gerek yok. Tıpkı Türkçedeki gibi. Mesela ne diyorum? Puedes hablar ruso? Rusça konuşabilir misin? Sí. Puedo hablar ruso gibi cevap verebiliriz. İkinci cümlemizde ne diyor? Puedes montar en bicicleta. Sen bisiklete binebilirsin veya bisiklet sürebilirsin. Geçelim el, ea ve usted'deki çekimimize. El puede venir hoy a trabajar. O bugün çalışmaya gelebilir. Bakın burada yine biz neden bahsettik? Bir ihtimalden bahsettik. Yine ebilmek kullandık ama buradaki anlam ihtimal. Gelmeyebilir. Olumsuz yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Tek yapmamız gereken şey başına no koyuyoruz o kadar. No puede venir hoy a trabajar. Geçelim. Ella no puede conducir. O araba kullanamaz. O araba süremez gibi. Geçelim. Burada olumsuz yaptık cümlelerimizi. Podemos ir a la fiesta. Biz partiye gidebiliriz. Burada da yine izinli olma gibi bir anlam ifade ettik. Podemos ir a la fiesta. İşte partiye gidebiliriz çünkü iznimiz var gibi düşünebilirsiniz. Bunu olumsuz yaparsak arkadaşlar no
No podemos ir a la fiesta. Partiye gidemiyoruz. Gidebiliyor muyuz diyeceğim mesela, arkadaş ortamındayız. Ya biz partiye gidebiliyor muyuz? Podemos ir a la fiesta? İznimiz var mı? Evet evet, yani gidiyoruz. Sí, sí, podemos ir a la fiesta. Tabii tabii canım, gidiyoruz partiye. Geçelim. Podéis. Siz. Karşımızdaki grubu. Podéis cocinar. Siz yemek yapabiliyor musunuz? Podéis cocinar. Siz yemek yapabiliyor musunuz? Burada yine bir yetenekten bahsetmiş oldum değil mi? Cevap veriyoruz işte. Sí, podemos cocinar. Evet, biz yemek yapabiliriz. Veya no, no podemos cocinar. Biz yemek yapamıyoruz. Geçtim. Pueden. Pueden, ellos, ellas, ustedes. Onlar ve sizler şeklinde anlamlarında. Pueden. Ellos pueden nadar muy rápido. Onlar çok hızlı yüzebilirler. Pueden nadar. Sizler yüzebilir misiniz diye soracağız, tamam mı? Karşımızdaki resmi gruba. Pueden nadar. Pueden nadar. Sí, podemos nadar muy rápido. Evet, çok hızlı bir şekilde yüzebiliriz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi poderle ilgili, poderi kullanarak birçok ifade kurgulayabiliriz. Dolayısıyla poder fiili öğrenmemiz çok çok önemli. Ben buraya iki tane soru yazdım. Aslında sorular aynı şeyi soruyor. ¿Cuáles son tus habilidades para que eres bueno? Yani senin yeteneklerin nelerdir ve yine sen nede iyisin? Burada arkadaşlar şöyle bir paragraf oluşturun. Bu paragrafta neler yapabildiğinizi düşünün ve onlardan bahsedin. İşte yüzebilirim, dil konuşabilirim, şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Çünkü bir ortamda veya bir diyalog içerisine girdiğimizde yeni tanıştığımız bir insanla genelde yapabildiğimiz ve yapamadığımız şeylerden de muhakkak bir konuşuruz. O yüzden diyaloglarımızı zenginleştirmek, yani İspanyolca konuşmayı biraz daha uzatmak için bu poder fiiliyle ilgili işte yeteneklerinizden bahseden böyle zihninizde bir ifadeler bütünü bulunsun arkadaşlar. Adios.